Selamlar hoş geldiniz. İntegralin 6. videosundayız. Riemann Denebilme kısmını konuşuyoruz. Başlamadan şunu söyleyeyim. Eğer üniversiteden izliyorsanız, üniversite için Darboux toplam veya burada Riemann integrallenebilmenin özel koşulları, Dirichlet fonksiyonu gibi kısımları arıyorsanız bu video o video değil arkadaşlar. Bu bir AYT konu anlatımıdır. Üniversite sınavına hazırlık konu anlatımıdır. Lütfen bunlar için izliyorsanız bu video serisine bakmayın tamam mı? Kalkülüsü ses var oradan takip edebilirsiniz. Oraya da eksik kalan videoları zaten yüklemeye çalışıyorum. Bilginiz olsun. Gelelim kalanlarla birlikte bugün Riemann integral denebilme kısmına. Şimdi alt ve toplamlarla ilgili konuşacağız ama ilk videoya geri dönün arkadaşlar. Zihninizde biz neyi konuşmuştuk? Elimizde bir eğri olsun ve bu eğrinin altında kalan alanı algılamaya çalışalım. Henüz integralin alanı verdiğine dair Katiyen hiçbir şey söylemedim. İntegral her zaman altta kalan alanı da vermeyecek zaten. Lütfen o hazır bilgiyle geliyorsanız şu anda o bilgiyi bir kenara bırakın. Buradaki motivasyonumuz şu. Altta kalan bir eğri var. Affedersiniz, bir eğri var ve altta kalan bir alan var ve biz bunu arıyoruz. Niye arıyoruz? Çünkü en basitinden bile bir hız zaman grafiğinde altında kalan alanla birlikte neyi bulabiliyorduk? Düşünün bakalım. Bunların hepsi arkadaşlar TYT fizik bilgisi aslında O yüzden sık sık sorabilirim. Bazen kamplarda şey, e, sözelci şey Eşit ağırlıkçı arkadaşlar çok fazla fizikle alakalı gittiğimiz için kızıyor ama bunların hepsi TYT bilgisi. Değil mi? Bize yer değiştirmeye verecek. O yüzden burada altta kalan adın için çok 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 basit bir ihtiyacım bile var. Yani size şöyle bir eğri verdiğimde, bunları zaten konuşmuştuk ama çok kısa bir girizgah olsun. Şöyle bir x kare y x kare parabol gibi düşünün. 0 ve 3 aralığındaki hız zaman grafiği böyle olsaydı, t ve size cismin yer değiştirmesini sorsam dahi Hali hazırdaki bilginizle bana cevap veremiyorsunuz. Demek ki bizim bilgilerimiz yetersiz. Demek ki yeni bir şeylere ihtiyaç var. Demek ki altta kalan alanı algılamaya ihtiyaç var. Ve biz matematikte her zaman nasıl ilerledik? Bildiğimiz küçücük şeyleri bilmediğimiz kocaman şeylere paylaştırmaya çalışırız. O yüzden bugünkü amacımız da madem bir eğri var. Madem bu eğrinin altında kalan alanı arıyorum. O zaman yapabileceğim ve bulabileceğim şeylere odaklanayım. Neleri biliyorum arkadaşlar? Tabii ki de... Hangi alanları hesaplamayı Aslında üçgeni biliyorsunuz doğru. Ama biz bu şekli bir üçgene mi benzetip sizce alan bulalım? Aslında haklısınız olabilir. Şöyle bir üçgen alsaydık yaklaşım yapıyoruz tartışalım. Şöyle bir üçgen alsaydınız evet doğru. Ama bu alanı bulmak pek de eğrinin altında kalan alan gibi gelmedi bana. Belki şöyle diyebilirsiniz hocam şöyle yapsak olur mu? Olur ama yine bir ne bileyim burada var burada var. Çok da güzel değil başka ne yapabiliriz? Belki şunu söylüyor olabilirsiniz. Hocam dikdörtgenlere bölsek nasıl olur? Bence gayet güzel olur. Peki nasıl böleceğiz? Benim aklıma şu geldi. Madem iki dörtgenlere böleceğiz. Bir dikdörtgen bu olsun. Bir tanesi de şu olsun. Şöyle iki dikdörtgene bölsem sizce gerçek alanı verir mi? Gerçekten aradığımız bu fx eğrisinin altındaki alanı verir mi? Hatta bu şekli birazcık daha bükmek istiyorum. Şu iki tane dikdörtgenin alanını sizce bulsaydım eğrinin altında kalan alanı verir miydi? Hatta birazcık yukarı taşmışım burada. Özür dilerim. Şunu tekrar düzelteyim. Eğriyi birazcık daha farklılaştırmak istedim. Mesela şöyle hatta hadi gelin 3 tane yapalım. Evet 3 tane dikdörtgen olsun. Ama şu arada kalanı kaybederiz değil mi öyle de. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Belki işte şöyle olabilir. Hadi şöyle parçalayalım. Tamam. 2 tane dikdörtgen buldum. Ne dersiniz? Elbette gerçek alanı vermez. Bir kere kayıplarımız nerede? Kayıplarımız tabii ki de burada bakın koca koca yerler kaybettik. Hatta şurada küçük bir yer daha kaybettik. Ama bu başlangıç bize neyi veriyor? Aslında benim yaptığım bu başlangıç eğrinin altında kalan bir alanı Yaklaşık da olsa kötü de olabilir önemli değil. En azından ben bir şey biliyorum artık bu alanları toplasaydım Bunlar eğrinin Neresinde kalıyor? Altında güzel. Dilerseniz bunlara A1 ve A2 diyelim. Ben birazcık küçük kalemle yazmaya çalışacağım çünkü çok şey anlatmak istiyorum. İzninizle şöyle yaklaşayım. E, dosyaları bu arada açıklama kısmında tek bir pdf haline de getirdim. Tek tıkla tüm 9 sayfaya birden ulaşabileceksiniz. Bilginiz olsun. Buraya A1 diyelim buraya A2 diyelim. Bu A1 ve A2'nin toplamı bize neyi verir? Gerçek alanı altında kalan kısmı yani biz alt toplamlara baksaydık eğer alt toplamlar gerçek alandan sizce büyük müdür küçük müdür tabii ki de küçüktür ama her zaman küçük olmak zorunda mı kastım şu eşit olabilir mi elbette olabilir nasıl bir fonksiyon alsaydık alt alanlar alt toplamlar pardon gerçek alana direkt eşit gelirdi ha? düşünün bakalım doğrusal bir fonksiyon alsaydık olmaz mıydı bence olurdu düşünün doğrusal bir fonksiyon altı ve üstü Hatta üstünde birazdan konuşacağız. Doğrudan altta kalan alana eşit gelecekti değil mi? Bakın eğrinin kendi altında kalan alanla altında çizeceğimiz dikdörtgenlerin alanları eşit gelebilirdi. Kafanızı karıştırdıysam şunu söylemek istiyorum. Eğer sabit mesela y eşittir 3 fonksiyonu olsun. Eğrinin altında kalan alanı bulacağız. Atıyorum burası da ne olsun? 2 olsun. 0-2 aralığındaki şu alan. Tabii ki de biz dikdörtgen alanından 2 çarpı 3'ü biliyoruz ama ben buraları gidip dikdörtgenlere bölseydim 3 tane. Ne bileyim a1, a2, a3 deseydim. E bunların toplamı direkt neye eşit gelecekti? Altta kalan alana eşit gelecekti. Onu söylemek istiyorum. O halde alt toplamlar yani bu oluşturduğumuz dikdörtgenlere ve bunların toplamına biz alt toplam diyeceğiz. Şu anda alt toplamlar A1 artı A2'dir aslında. Bunları birazdan sigma sembolüyle de ifade etmeye çalışacağız. E alt toplamlar neden küçük ve eşit gelirmiş? Gerçek alandan. Peki bakalım. Gerçek alan neden küçük ve eşit gelir? Bunların hepsini daha da detaylandıracağız merak etmeyin. Peki bir de şöyle şeyler alsaydım. Ne derdiniz? Madem öyle bir de bunu bulabilirim bence. Bir tane şöyle bir dikdörtgen yapabilirdim. Ne dersiniz? Ha? Bir de şu tepelerde kalıyor madem bu şurayı da kurtaracak bir şey yapsaydık. Böyle daha da yukarılardan büyükçe bir şey. Ne derdiniz? Buna ne diyelim o halde? Bunlar altlarsa buranın tamamını arkadaşlar. Lütfen kafanız karışmasın. E, üstü. Eğrinin üstünde kaldım. Bunları da ne diyebilirim? Üst toplamlar diyebilirim değil mi? Peki üst toplamlar sizce eğrinin gerçekten altında kalan alanı mı veriyor yoksa bu alandan fazlasını mı veriyor? Tabii ki de fazlasını veriyor. O halde alt toplamlar gerçek alandan küçük ve eşit kalırken gerçek alanda üst toplamlardan küçük ve eşit kalacaktı. İlk kaydımıza söyledik. Peki bizim motivasyonumuz ne olmalı? Biz bu hamlelerde ne yaparsak daha iyi bir alan elde ederiz. Peki alt toplam bence güzeldi. Öncelikle dilerseniz şu alt toplamı daha da iyi detaylandırmaya çalışalım. Detaylandırmaktan kastım şu alt toplamı daha iyi hale nasıl getirebiliriz? Bana kalırsa şöyle bir yorum yapabilirdiniz. Az önce bulduğumuz iki tane dikdörtgenin eğer sayısını arttırsaydık mesela mesela şöyle bir şey diyebilirdik. Hadi ben buraya 3 tane yapmaya çalışayım. Şu 1 olsun, şu 2 olsun, 3 yapamayacaksam 4 yapayım bari. Şu 3 olsun, e bu çok güzel olmadı. Hani şöyle düşünelim lütfen birazcık yukarıdan almışım gibi düşünelim. Sonra kalemim algılarsa umarım şöyle diyelim bir tane bu olsun, bir tane de bu olsun. Sizce az önceye göre daha iyi mi bir yaklaşım bu? Ne anlamda? Şu anlamda. Sizce az önce şurada kalan boşluklar mı A ve B aralığında bakıyoruz? Bu arada lütfen unutmayın. Sizce şu arada kalan boşluklar mı daha fazla yoksa az önce mi daha fazlaydı? Tabii ki daha az önce daha fazlaydı. Aslında biz dikdörtgenlerin sayısını biraz sıklaştırırsak burada neyi buluruz? Arada kalan şu boşlukların gittikçe azaldığını göreceksiniz. Ne demek o? Şu demek bak şimdi burada kalan boşluk şu kadardı ya. Sadece şu partı birazcık daha dikdörtgen sayısını arttırarak inceleyelim. Hadi biraz daha uzatayım. Şuraya gelsin. Bir tane daha dikdörtgen koyalım şuraya gelsin. Bir tane daha dikdörtgen koyalım şöyle Sizce şunlar mı daha fazla yoksa az önceki mi? Tabii ki de az öncekinde boşta kalan yer daha çoktu. Yani az öncekinin hata payı daha fazlaydı. Ama ben dikdörtgen sayımı arttırdıkça burada kalan boşlukların gittikçe ne olduğunu görüyorum? Azaldığını görüyorum. Harikasınız. Başlamadan bir şey unuttum. Çok büyük bir aslında aptallık ettim. Onu ama şimdi söylemeliyim. Burada aldığımız bu fx eğrisi nedir arkadaşlar? Burada önemli bir koşullar. Fx nasıl bir fonksiyon? Biz neyi konuştuk? Limitte bunlar dedik karşımıza hep gelecek. Sürekli ve biz Riemann integral için AB kapalı ne aralığı bu? Sınırlı aralığına bakıyoruz. Tamam mı? Lütfen bunu unutmayın. Bunun aksi durumları olabilir mi? Olacak. Ama henüz anlatmayacağım. Şimdi geri dönelim. Alt toplamlara bakıyoruz. Alt toplam demek eğrinin altında kalan alanları bulmak demek. Anlaştık. Peki az önce yaptığımız büyük dikdörtgenlerde şurada kalan boşluklar daha çoktu. Demek ki biz dikdörtgen sayısını arttırırsak dikdörtgen sayısı eğer artarsa alt toplamların sayısı gittikçe ne oluyordur sizce? Siz şu mesela buraya A1, A2, A3, A4 diyelim A5, A6 ve A7 diyelim. Sizce bunun mu toplamı daha büyüktür yoksa ben gitseydim A5'i daha çok bölseydim A6'yı daha çok bölseydim bunun mu toplamları daha büyüktür? Tabii ki de ne kadar çok dikdörtgen yaparsak alt toplamlar değeri o kadar artacak sebep. Çünkü biz dikdörtgen sayısını arttırdıkça burada kalan bu minik boşlukları azaltıyorsak e o azaltılan boşluklar dikdörtgenlerin alanlarına dahil oluyor. Bu sebeple tekrar ediyorum dikdörtgen sayısı artarsa alt toplamlar artar. Şöyle düşünün altta bir değer var, bir gerçek değer var, üstte bir değer var. Siz alt ve üst değerleri ne yaparsanız gerçek değere getirebilirsiniz. Biraz da sandviç teoremi aklınıza gelsin. Altlar yükselecek, yukarıdakiler de alçalacak değil mi? Dolayısıyla acaba dikdörtgen sayısı arttıkça üst toplamların da değeri azalacak mı? Şimdi konuşacağız ama tabii ki de azalacak değil mi? O zaman dikdörtgen sayısını arttırdıkça biz alt toplam değerinin artacağını söyleyeceğiz. Peki şimdi gelelim bir de üst toplama. Aynı şeyleri konuşuyor olacağım arkadaşlar. Üst toplamlar ilk etapta sizin için karışık gelebilir. Ama lütfen unutmayın. Üste alıyorsak eğrinin üstünde kalan değerleri seçmek zorundasınız. Bugün bu kayıt boyu zaten sürekli yapacağız. Mesela şunu alabilirsiniz. Bakın eğrinin üstüne çıktım. Sizce hatta şöyle böleyim. Şu üst toplam mı? Bu üst 3 tane. Bu üst toplamın mı değeri daha fazladır? yoksa diğerini açık renkte yapmaya özen göstereyim. Hadi yine şu olsun ama şurada böleyim. Hadi yine şöyle bir şey olsun. Şuradan böleyim. Mesela şöyle bir şey olsun buradan böleyim. Şöyle bir şey olsun buradan böleyim. Bakın gittikçe bölmeye çalışıyorum. Şöyle olsun böleyim. Ee, sonra nasıl yapalım? İşte şöyle yapalım. Bir tane de şöyle yapalım. Hangisinin değeri daha büyüktür? Hı? Bir düşünün bakalım. Sizce birazcık karışık gelmiş olabilir ama koyu mavili boyadığım alanlar mı daha büyük ki bence boyayabilirim. Koyu mavili şuraları göstermiştik. Sadece koyu mavileri boyamaya çalışıyorum. Daha sonrasında diğerlerini ayıklayacağım. Sizce şunların mı toplamı daha büyük yoksa şunların mı toplamı daha büyük? Bakın maviler burada. Şunlar görebiliyor musunuz? Acaba şöyle gösterebilirim belki. Açık mavilerde şunlar. Açık mavilerde şunlar. Bakın şuradaki toplamlar. Tabii ki de arkadaşlar hangisi daha büyüktür? İlk başta aldığınız daha büyüktür değil mi? Kafanızı karıştırdıysam hemen şöyle tekrar minik bir özet yapayım. Bir eğri aldığınızda eğer üst toplamlara bakarsak sizce şu mesela iki tane dikdörtgenin mi toplamı daha büyüktür? Yoksa ben bu dikdörtgenleri gittikçe parçalasaydım. Mesela şu bir dikdörtgen, şu bir dikdörtgen, şu bir dikdörtgen. Bakın şurada kalan değerleri küçültürsem bunlar dikdörtgenlerin alanlarından yiyor azalıyor bu gittikçe. Dolayısıyla dikdörtgen sayısı artarsa, biz dikdörtgen sayısını arttırırsak, yukarıda kalan boşluklar gittikçe azalacağı için üst toplam değeri azalacaktır. Lütfen unutmayın arkadaşlar. Dikdörtgen sayısı artarsa, alt toplamlar azalırken üst toplamlar, art toplamlar artarken çok özür dilerim, üst toplamlar azalacaktır. Nihayetinde bunlar gerçeklerde birbirlerini dengeleyeceklerdir. O zaman altta kalan alanla ilgili bizim tüm motivasyonumuz ne? Tüm motivasyonumuz burada dikdörtgenler oluşturmak ama kaç tane dikdörtgen? Bana şunu söyleyebilirsiniz. Hocam şu yaptığınız çizim çok güzel bir yaklaşım. Evet güzel farkındayım ama daha iyi olabilir mi acaba? Mesela şöyle çiziyorum. Olabildiğince güzel göstermeye çalışıyorum. Vaktinizi çok almamaya da çalışıyorum. İnanın bu, bu program bu kadar kullandıktan sonra bileklerim ağrıyor arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. Vaktiniz gitmesin diye dediğim gibi elimden geldiği kadar hızlıca çiziyorum. Bu şekilde 3 nokta koyayım. Bu mu daha iyi bir toplamdır yoksa biraz daha kendimi zorlasaydım. Deseydim ki yetmez burada bir tane daha olacak. Yetmez burada bir tane daha olacak. Yetmez burada bir tane daha olacak. Ne zaman gerçek alana gider? Kapatın gözlerinizi. Gerçekten kapatın gözlerinizi. Az önce altta kalanları çizmiştim ya. Kapatın düşünün. Üste kalanları da çizmiştik. Peki. Bir aralık alın. Bu eğri ekrandaki eğri gibi bile olur. Bu aralığı 100'e bölelim. 100 tane dikdörtgen alalım. Bayağı parça parça ettik. Yetmez. Bin tane alalım. On bin tane, yüz bin tane, milyon tane, milyar tane. Sonsuz tane dikdörtgen alın. Düşünün arkadaşlar. Her aldığınız o sonsuz dikdörtgende sırıtıyorum çünkü ben bunu üniversitede öğrendiğim zaman dehşet mutlu olmuştum. Ben kalküs çalışırken her zaman çok mutlu olurdum. Benim için sanırım bu dünyadaki en güzel şey sessiz sakin karnım tok bir şekilde kalküs çalışmaktı arkadaşlar. Hala öyle hala ben kalküs kitabımı elime aldığımda çocuk gibi heyecanlanıyorum. Bakın düşünün ki Şuraları bir sonsuz kez küçülttüğümüzde artık ne bulacağız? Buradaki bu boşluklar gittikçe ne olacak arkadaşlar? Sonsuz tane dikdörtgeniniz olursa oralarda boşluklar kalır mı? Ben şuraya yaklaşıyorum. Şuraları da sonsuz kez küçültürsek sizce buralarda boşluklar kalır mı? Tabii ki de kalmayacak. O halde biz A ve B aralığını sonsuz parçalanışa ayırsaydık. Sonsuz parçalanış demek ne demektir? Biz burada yani kaç tane dikdörtgen alalım? Sonsuz dikdörtgen alsaydık dikdörtgen. Biz şuradaki dikdörtgenlerin kalınlıklarının her birine ne diyeceğiz aslında? Bir parçalanış diyeceğiz değil mi? Birazdan örnek yapacağım merak etmeyin. Hepsi kafanıza iyice oturacak. Bu parçalanışlar sonsuza giderse. Mesela şunu sorabilirdim. Burayı en parçaya ayırır mısınız? A ve B arasını en parçaya ayırmak demek her bir parçalanışın uzunluğunu b eksi a bölü n kadar yapmak demektir değil mi parçalanış düşünün 1 ve 2 aralığını 5 eşit parçaya ayırsaydınız 2 eksi 1 bölü 5 yani her bir cetvel gibi düşünün 1 1 bölü 5 işte 1 1 artı 1 bölü 5 1 artı 2 bölü 5 1 artı 3 bölü 5 1 artı 4 bölü 5 nihayetinde de 1 artı 5 bölü 5'ten 2 olacaktı. O yüzden bakın bu parçalanış sayımız olurdu. Yani şu noktaya ne diyecektiniz işte a'nın b eksi a bölü n kadar ötesi diyecektik. Peki bu kalınlıklar ne kadar? Burada en fazla takıldığımız hata yaptığımız kısım. Benim anlattığım bu kısmı iyi anlarsanız ileride makine mühendisi okursanız elektrik okursanız matematik okursanız yapacağınız tüm integral işlerini çok rahat yaparsınız. Lütfen iyi dinleyin. Burayı sonsuz kez böldüğümüzde bakın yine benim heyecanlandığım yerler geliyor. Elemsizlik momentleri falan hep buradan inşa ediliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun bu integral metodunu iyi sindirmeniz lazım. Şu kalınlık ne kadar? sonsuz parçaya böldük unutmayın sonsuz tane var ya ben çok güzel çizemedim ama şöyle düşünün lütfen İşte bundan bir tane var bundan bir tane var sonsuz küçüklükte bunlar ne diyeceğiz türevin hatta integralin başına dönün küçücük bir şey konuştuk hocam biz o hesabı çok güzel anlamadık bu hep havada kaldı hangi terimdi o hangi ifadeydi o diferansiyelin sonucunda çıkan dx ne dedik o dx'e x'teki çok küçük değişim x'teki çok küçük değişim burada Bakın çok küçük bir değişim yok mu? Bu bunun artık kalınlığı çok küçük olan kalınlığı değil mi? Hatta sonsuz küçüğü değil mi? İşte biz buranın kalınlığına dx diyeceğiz arkadaşlar. Hatta aldığınız herhangi bir x noktası için artık bu yüksekliğiniz ne gelecekti? Dikdörtgen alanını bulmak istiyorsam fx gelecekti. Yani bulduğunuz sadece şu sonsuz dikdörtgenden sadece bir tanesinin alanı ne gelecekti? Alan şöyle yazalım isterseniz bakın fx çarpı dx gelecekti. İşte bunu da aslında ileride göreceğiz. Diğer videoda A'dan B'ye integral A'dan B'ye belirli integralini aldığınızda bu size neyi verecekti? Taralı alanın hepsini verecekti. Yani şurada yaptığınız integral işlemi ne yapıyor biliyor musunuz? A'dan B'ye olan sonsuz tane dikdörtgenin alanını topluyor. Arkadaşlar temelde tabii ki bunun sebebini açıklayacağım. Şu anda size öyle olduğunu söylüyorum. iddia ediyorum diyeyim hatta. ispatını yapacağım. Şu anda size şunu söylüyorum. Ben Küçücük bir şey bulursam işte matematik niye güzel? Arkadaşlar matematik güzel. Niye güzel? Minicik bir şey bulursam bunu integralle birlikte sonsuz kez toplayıp gerçeğini bulabilirim. Bununla beraber size sonsuz toplamları anlatacağım. Improper integral bahsedeceğim arkadaşlar. Müfredatınızda olmamasına rağmen. Mesela şunu sorabilirsiniz. 1 bölü x eğrisinin 0 1 aralığında kalan ama sonsuza kadar uzanan alanını bulabilir miyiz hocam? Buluruz. 1 bölü x eğrisinin sonsuzdan buraya kadar gelen eğrisinin uzunluğunu bulur muyuz? Buluruz. 1 bölü x eğrisinin yüzey alanını hesaplayabilir miyiz? Hesaplarız. Hatta bunlarla ilgili kolay bir fabrika problemi de size bırakacağım ödev olarak. Hepsini konuşacağız. O yüzden buraları lütfen iyi anlayın. Şimdi kendi derdime geri geleyim. Burası işin sonraki aşaması. Sonuç olarak biz altta kalan alanlarla birlikte eğrinin altında kalan alanını totalde bulurken ne yapıyoruz? Sonsuz tane dikdörtgeni topluyoruz. Dikkat. Burada hepsini eğrinin altında kalanmış gibi aldım. Değil mi? Öyle gözüküyor. Ama unutmayın. Biz gerçek alanı istiyorsak. Hele de Riemann anlamda. Riemann integrallenebilir olmasını istiyorsak. Burada arkadaşlar sizin üst toplamlarınızla alt toplamlar arasındaki farkınız kaç olsaydı gerçek alana giderdiniz? Söyleyin. Kendiniz söyleyin. Eğer zaten konuyu anladıysanız söyleyebiliyorsunuzdur. Alt ve üstler arası fark kaç olursa biz gerçek alanı buluruz. Tabii ki de sıfır. Yani sonsuz parçalanış durumunda ben buraya biraz yüzeysel yazacağım. Burayla ilgili çok fazla sorunuz yok ama kafanızda bir beyin fırtınası olsun diye bu kadar detaylı anlatmaya çalıştım. Üst ve alt arası fark nereye ne sonsuza giderken yani sonsuz parçalanışta bunlar sıfıra eşit oluyorsa biz buna ne diyoruz o zaman? Riemann anlamda Riemann integrallenebilir diyoruz. Peki Riemann integrallenebilirlik için acaba süreklilik koşulu gerekiyor mu? Acaba kapalı ve sınırlı aralıkta olmak gerekiyor mu arkadaşlar? Bunları da eğrinin altında kalan alanı anlattığımızda bahsedeceğim istisnai durumları var. Tamam mı? Ondan bahsedeceğim. Ama tekrar ediyorum. Sonsuz parçalanışta üstler ve altlar arası fark bununla ilgili aslında güzel de bir ispat size yaptırabilirdim ama e, bakalım be Farkları sıfıra gidiyorsa biz bunlar Riemann integralenebilirdir diyeceğiz. Şimdi gelin şurada bir alt toplam ve üst toplamları tekrar konuşalım. Nasıl yapıyoruz? Bir genel demesini göstereyim. İleride Dabrox toplam görürseniz orada da birazcık faydası olsun. Evet F eğrisini ve aralıklarını değiştirdim. Şimdi burada alt ve üst toplamları bulmaya çalışalım. Minik bir örnek yapalım. E, sigma ifadesiyle sigma semol de göstermeye çalışacağım. E, hızlıca bir kalıp vereyim. Bu arada çıkmış sorulardan da bahsedeceğim. Kaydın sonuna doğru. Göreceksiniz konuştuklarımızın dışında bir şey yok. Buraları iyi anlarsanız mantığını anlarsanız Gelen soruları zaten rahatlıkla yapabileceksiniz. Ev sürekli olsun ve hangi aralıkta bakıyoruz? 1-2 aralığında kapalı, sınırlı diyelim. Kapalı, sınırlı. Hatta şunu söyleyeyim. Örnek verirken konu anlatımında demiştik 5'e bölelim diye ya. 1-2 aralığını genelde sizlere verilirken de soru tipinde böyle diyecek. 1-2 kapalı aralığını 5 eş parçaya bölelim. Yani biz kaç tane o zaman burada dikdörtgen bulacağız? 5 eş parçaya bölelim. 1 Bir ve karını bölüyorsak az önce de söylemiştik. Sizin her bir aralığınız ne kadar gelir? 2 eksi 1 bölü 5 kadar gelir. Yani şu eleman ne kadar? 1 artı 1 bölü 5 kadar. Şu 1 artı 2 bölü 5. Şu 1 artı 3 bölü 5. Şu 1 artı 4 bölü 5 kadar. Tabii ki de diğeri de 1 artı 5 bölü 5'ten 2 kadar. Hmm. Neye bakıyoruz? Öncelikle dilerseniz de alt toplamlara bakalım. Alt toplam, alt toplam. Bunlarla ilgili örnek tekrar da yapacağım. İçinize sinsin bir sigma sembolünde gösterelim istiyorum. Kaç tane dikdörtgenimiz olacak? Hadi bir bakalım. Alt toplamı alıyorsak lütfen dikkat edin. Biz sizce burada yükseklik olarak F1'i mi alacağız? Şöyle mi alacağız? Yoksa şöyle mi almalıyım sizce? Hangi dikdörtgeni seçmeliyim? Mavi mi kırmızı mı? Eğer alt toplamlara bakıyorsam. Bravo size. Tabii ki de kırmızıyı seçmeliyim. Maviyi seçenlere de bravo deyince değil mi? Yok ben kırmızı dediğinizi biliyorum. Güveniyorum size. Daha sonrasında şunu çizdim. 1 artı 1 bölü 5'ten. Nereye kadar? 2 bölü 5'e kadar. Biraz şeklim kötü kalmış. Özür dilerim ama şöyle. Altında lütfen kaldığını düşünün. Heh, ben şöyle kalemimle destek vereyim. Tamam. Bunu çizmiş olduk. Tabii ki de şu noktaya kadar. Noktalarını da iyice işaretliyorum. Burası da 1 artı 2 bölü 5'te Şimdi 1 artı 3 bölü 5'e geldik. Sizce yükseklik olarak burada bunu mu alacağım? Yoksa yine altta kalan şunu mu alacaktık? Tabii ki de yine altta kalan bu yüksekliği alacaktık. Daha sonrasında 1 artı 4 bölü 5'e geldiğimizde bakın burada daha net gözüküyor. Burada sizce bu yüksekliği mi almalıyım yoksa bu yüksekliği mi? Altta kalan alan olduğu için tabii ki de bu yüksekliği almalıyım. Ve nihayetinde burada sizce şu yüksekliği mi almalıyım yoksa bu yüksekliği mi almalıyım? Tabii ki de bunu almalıyım. Bakın altta kalan alan bulduk. Burada daha da net gözükmeye başladı. Sizce biz burayı 5 eş parçaya bölseydik mi? daha yüksek bir alan bulurduk. 10 eş parçaya mı bölseydik? Tabii ki de ona bölsek değil mi? Gittikçe ona böldüğünüzde ne olacak? Bakın şu kısımları da daha fazla doldurmaya başlayacaktınız. İşte çok da güzel çizemesem de biraz anlatabildiğimi düşünüyorum. E, hadi biz alt toplamlar için ne diyelim? A1 diyelim, A2 diyelim, A3, A4, A5. Şimdi şuna gelelim. Nasıl sigma sembolüyle gösteriyorduk? Biz arkadaşlar parçalanış sayısına ne dedik? Burada sizin her bir parçalanışınız parçalanış aslında neyiniz oluyor? dikdörtgeninizin küçük kenarı. Parçalanışınız büyük delta x'e diyebilirsiniz. Sonsuz parçalanış yaparsak, sonsuz küçük yaparsak küçük dx x diyeceğiz değil mi? Burada ne, ne verebilirsiniz? A eksi b eksi a bölü ne? b eksi a bölü ne? Bak 1 bölü 5. Hepsini kullanabiliriz. Hatta şunu da söyleyebilirsiniz. x n artı 1 eksi x n. Her parçalanış eşit olarak paylaştırılacaksa xn artı 1 eksi xn yani iki terim arası fark daima sabit olacaktır değil mi? Ya tabii n'ler verilen uygun aralıkta olmalı. Gidip de eksi 3 ile eksi 5 demeyelim. 1 ve 2 aralığındayız. Neyse. Kısacası bu parçalanışları böyle gösterebiliriz. O halde biz alt toplamlarda aslında sigma sembolünde şunu diyebilirdik. n 1'den 5'e kadar a n. Ne anlıyorsunuz buradan? Tabii ki de a 1'i a 2'yi, a 3'ü a 4 ve a 5'i topla demekti. Herhangi bir n'i nasıl buluyoruz? Hatta A1'i nasıl buluyoruz? Gelin bir bakalım. Hatta burada şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben parçalanış sayısını kaça götürmek istediğimi söyledim size. Parçalanış sayısı kaç tane dikdörtgen olursa biz gerçek alanı buluruz dedim. Sonsuz. Eğer deseydiniz ki limit ne giderken sonsuza integral k'lar birden n'e kadar a k. Sonsuz taneyi topla. Ne demek bu? İşte aslında gerçekten altta kalan tüm alt toplamları verecekti. Ha biz bir de üste baksaydık ve bunların sonsuzdaki farklarının limit durumunda sıfıra gittiğini söyleseydik. Değil mi? Neyi bulacaktık? Demek ki alt ve üst toplamlar arası fark sıfırdır. Demek ki bu fonksiyon Riemann anlamda integrallenebilirdir. Tabii ki biz şimdilik bunu söylemeyeceğiz ama bunu da böyle yazsaydım sonsuz parçalanışı ayırdığımı anlardınız. Caps'lerde şöyle verilir. Belki görürsünüz ben de bulursam koyacağım. İşte toplam sembolü koyar. Görüntü biraz böyle siliktir. Biraz blurludur. Bir de altına integralisini koyar. Cam gibidir görüntü. Niye? Toplam sembolü tam sayılarda ilerlerken tam sayılarda toplama yaparken integral ayrım yapmaz arkadaşlar. 1-5 aralığındaki tüm reel sayılar için toplar sizi. Ha, o yüzden şekil daha da net çıkıyor. İşte o caps'lerin aslında o mimlerin altındaki motivasyon bu. Örnek bulursam koyacağım size. İlk defa da bir matematik videoma bir mim koyuyor olacağım. Hani garip hissettirdi. Neyse umarım bulurum. A1'e bakalım artık. A1. Nedir A1'in alanı? Her bir parçalanışa biz lütfen dikkat edin. Delta x kadar dedik. E yüksekliğimiz kaç gelecek? Tabii ki de f1 gelecek. Şimdi gelsin sıra A2'ye. Bakın bunu genellemeyi de öğreteceğim şimdi size. A2'ye bakarsak ne diyecektik? Şu yüksekliği alıyorum. Şu yüksekliği alıyorum. F1 artı 1 bölü 5'tir. Tabanım yine aynı. Daha ona biz kalınlık diyelim. Ben kalınlık deyince lütfen tabanları anlayın olur mu? Kalınlığı aynıdır. F 1 artı 1 bölü 5 kadardır. Tamam. A3'e bakalım. Artık zaten işin rengi belli oldu. Bu da delta x çarpı f 1 artı 2 bölü 5 kadardır. Peki herhangi bir a n'e sizce bakıyor olsaydınız ne derdiniz? Delta x çarpı 3 2'ye gidiyorsa 2 de 1'e gidiyorsa bakın buranın genellemesinde f 1 artı n eksi 1 bölü işte kaça böldüysek artık mesela 1 2 aralığı değil de 1 10 aralığını 5'e de bölebilirdik gibi. Tamam bu gelecekti. Bak AN'i genellemiş olduk. Gördünüz mü? İşte bunları da genelleme diyoruz. Bunları bazen alt fs ve üst fs'ler olarak görebilirsiniz. Alt fs. S'e bunun kalınlığı yani delta x gibi düşünün. F'e de neyi? Aslında yüksekliği gibi düşünün. Yani şu kısmına f, şu kısmına delta x gibi alırsak da alt fs'ler aslında e, dabrok toplamlarda böyle gösterilir. Belki okulda da anlatılırsa diye bahsetmiş olalım. Hani ilk defa dinliyormuşsunuz imajı çizmeyin derste. Bu şekilde bir şey yazılırsa da S'si küçücük parçalanışı Burası parçalanış Burası da ne olacak? de ne olacaktır? Uzun kenar Aslında bunların çarpımı neye verir size? F çarpı S işte Bak Orada bulduğunuz A'yı Alt toplamama dikkat edin Tamam mı? Üst tefesler içinde yine uzun kenarla parçalanış ama bu sefer de Üstte kalan kısmı alacağız Peki Burayı da yazdım. A3 de bu, A4 de bu. En son biz A5'i yazsaydık A5 ne gelecekti? 5. parçalanışımız azıcık aşağı indireyim. A5. Dikkat edin. Son parçalanışı alıyorsak bu. <laughs> Affedersiniz. Bu yüksekliği alacağız. F1 artı 4 bölü 5 gelecekti. Şimdi bence yanına yeter. Üst toplamları da buraya konuşalım. Yerimiz kalıyor mu? Birazcık kalıyor gibi. Üst toplamlarda nereleri alacağız? Önce bir alalım. Bu sefer şuralar olacaktı arkadaşlar değil mi? Hem fikir miyiz? Bakın bu üst 1. Mesela değil mi? Üst 1. Şuradan çektim. Bu sefer yukarıda kalması lazım. Kendim kalemle birazcık destek verip abartayım ki anlaşılsın. Bakın yukarıları var. Üst 2 oldu bu. Bu sefer yine yukarıda kalmamız lazım. Eğri şurada yine yükselmiş. Biraz daha yukarıda alıyorum. Abartıyorum ki daha rahat görün. Biraz kötü çizmişim. Bakın üst 3 oldu. Bu sefer yukarıda olanı burada net Allah'tan şöyle alıyorum. Bu sefer yukarıda olanı şöyle alıyorum. Tamam. İşte bakın bunlar. Bunların tamamı bizim neyimiz? Üst 1 üst 2, üst 3, üst 4, üst 5. Tekrar ediyorum sorumu. Eğer ben bu parçalanış sayısını arttırsaydım sizce üst toplamların değeri artar mıydı? Dikkat azalır mıydı? Şu, şu değerler gittikçe üst toplamları arttırırsak ne olacak? Daralacağı için üstte bulduğunuz toplamların sayısı dikdörtgen sayısı arttıkça azalacaktı. Şimdi bu alt toplamlarda gelelim. Üst toplamlara. Üst toplamlar için aynı şey geçerli. Bunu da yine ne diye yazabilirdiniz? Biz n1'den 5'e kadar ü diye bırakabilirdik. Artık ekstra bir şey yazmıyorum. Ü1 diyelim. Ü1'i nasıl bulacaksınız? Delta x çarpı f. Dikkat edin artık f1 yok. F1 yok artık dikkat edin. Nereden alacağız? 1 artı 1 bölü 5'ten. Çünkü birinci yüksekliğiniz bakın bu. İkincisi bu. Az önceki 1'den başlayıp 1 artı 4 bölü 5'te bitmişken şimdiki 1 artı 1 bölü 5'te başlayıp aferin size. 2'de bitecek. Birincisini ve sonuncusunu yazıp gidiyorum. 1 artı 1 bölü 5'ten başlarım. İşte ne derim? Ü5'e geldiğimde de delta x çarpı 1, 1 artı 5 bölü 5'ten f2 derim. Size sorsaydım üst ve alt arasındaki fark ne derdin sen? Şimdi bu, bu yerde bunu da halletmiş olalım arkadaşlar. Eğer farklarını alsaydık bak üst 1 ile alt 2 gidiyor. Üst 2 ile alt 3 gidiyor. Ama ne kalır? Üst 4 ile e, hatta bunu da yine genelleyebilirmişiz değil mi? Ün'e. Ün'i de genelleyelim. Delta x çarpı f kaç gelecektir? F1 artı N bölü 5 geliyor sanırım değil mi? Evet gayet güzel. Bakın bu da üst toplamların durumu. Biz bunların farkını alsaydık 4 ile Ü4 le A5 giderdi. Aslında üstle alt arasındaki fark ne gelirdi bu soru için? Üst eksi alt ne gelirdi? 5 parçalanış için. Bakın bir alttan bir şu gelecekti. Çok boyamak istemiyorum. Üstten de bir elimizde kalan şu gelecekti. Yani delta x parantezinde F2 eksi F1 gelecekti. Gördünüz mü? İşte ben bu eğriyi bilseydim ki ne bileyim denklemi işte 1 bölü x uyduruyorum burada olmaz da başka bir şey. F2 ve F1'i koyduğumuzda ve şu delta x'i parçalanış sayısını tabii ki bu artık n'ye bağlı olacaktı. Ne diyecektik? 2 eksi 1 bölü n mesela değil mi? Burada ne kalacaktı? 1 bölü n. Bu bizim neyimiz olurdu? Bu bizim neyimiz olurdu? Parçalanışımız. Parçalanış. Yani her birinin kısa kenarının kalınlığı gibi düşünebilirsiniz değil mi? E, n'yi kaça götüreceğiz? Burada bir sayı bulacaktınız mesela bu fonksiyon için konuşuyorum. Herhangi bir polinom denklem yazıp deneyebilirsiniz. E biz bu parçaların işte eğer limit n giderken sonsuza deseydik 1 bölü n parantezinde bulduğumuz değerleri koysaydık. Ne bulacaktık arkadaşlar? Bakın bu sıfıra gideceği için aslında bu eğri de sonsuz toplamda üstler ve alt dikdörtgenler arasındaki fark sıfıra gideceği için bu fonksiyon Riemann anlamda integral denebilirdir diyecektik. Yani sürekli ve kapalı sınırlar aralıkta bir fonksiyonu bu şekilde Riemann integrallenebilir olduğunu gösterecektik tamam mı? İşte çok delta konuştuk üstte böldük altı böldük kafanız karıştı mı? Belki biraz karıştı ama sadece şunu söylüyorum. Dikdörtgenler yapıyorum. Dikdörtgen sayısı artarsa alt toplamlar artar. Üst toplamlar azalır. Buna göre de yorum yapıyorum. Bunlar bana yaklaşık olarak fonksiyonun altında kalan alana hakkında bilgi veriyor. Eğer bu toplamları sonsuza götürürsem sonsuz dikdörtgen yaparsam her birisinin küçücük sonsuz küçüklükteki kalınlığı dx kadar olan dikdörtgenler yaparsam ve bunları toplarsam aralarındaki farkın da sıfıra gittiğini üst ve alt arasındaki farkın sıfıra gittiğini söylersem fonksiyon Riemann integrallenebilir olur diyorum. Tek derdim bu. Şimdi bir örnek yapayım birkaç örnek yapayım size sorulacak kısımları rahat merak etmeyin biraz yoğun gelmiş. Olabilir hiç merak etmeyin. Hadi bakalım bir başlayalım. Bildiğimiz bir soru tipi koymaya çalıştım. Yani rahatlıkla gösterebileceğiniz bir şey koymak istedim. y eşittir x fonksiyonunun 1 ve 5 aralığındaki 4 parçaya bölünerek mi? Gayet rahat olmuş bu arada. Hadi bakalım y eşittir x diyelim. Şimdi 4 parçaya böleceksek arkadaşlar 1 şurası 5 şurası lütfen Çakallık yapıp hemen şey demeyin e, yamuğun alanından hop gösterdik bitti. O bizim teyidimiz olsun olur mu? 1 ve 5 aralığını 4 eş parçaya bölerseniz 5 eksi 1 bölü 4. Her bir parçalanışınız ne olacaktır? 5 eksi 1 bölü 4 kadar. Yani 4 dört bölü 4'ten her bir parçalanışınız 1 olacaktır. Bunlar neyiniz? Parçalanışlarınız işte. Ne demek bu? Demek ki biz 4 parçaya böleceksek şurada bir 2 alırız. Şurada bir 3 alırız. Şurada bir 4 alırız. Yeterli olur. Tamam. Sıkıntı yok. Önce alt toplamlara bakalım. Alt Artık uzun uzun altı şudur budur falan size oyalamıyorum. Hızlıca çiziyorum. Alt toplamlar için buradan başlayacağız. Hmm. Fonksiyon acaba artan azalanlığına göre değişebilir mi? Hmm. Az önce de artıyordu. Dikkat edin yorum yapmıyorum. Devam ediyorum anlatmaya. Şu bir alt toplam olur. Şu bir alt toplam olur. Bu, arada bu soru da çok güzel gözüküyor. Gerçek alanında da hemen söylersek kıyasla yapabiliriz. Bakın 5 parçaya böldük muhteşem. İyi ki de böyle bir şey sormuşuz. Rahatlıkla görebiliyoruz. Bunlara A1, A2, A3, A4 diyelim. 4 tane var. A1'imiz ne gelecektir? A1. Tabanımız ne kadar? Tabanımız 1 kadar geldi. Değil mi? 1 çarpı taban. Yüksekliğimiz ne kadar? Arkadaşlar dikkat edin. Önce F1'i alacağız. A1. A2'ye gelelim. Tabanımız 1. Yüksekliğimiz de en son neyi almamız gerekiyor? En son değil özür dilerim. Hani ilk bunu aldıysak daha sonrasında diyeyim. Bunu almamız gerekiyor. F2. Tık tık tık. A, neyse tık tık yapmıyor. Bir tane daha yazacağım. 1 çarpı F3. A4'te ne gelecekti? 1 çarpı F4. <laughs> Bu toplamlara bakıyor olsaydık. Şöyle yazayım. Ne gelecekti? 1 çarpı 1'den 1, 2, 3 ve 4 gelecekti değil mi? Topladık arkadaşlar. Alt toplamlarımız ne geldi? Alt toplamlar 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı. Yani 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 mu geldi? Peki bunu bulduk. Şimdi üst toplamlara gelelim. Üstler için hızlıca şöyle gösteriyorum. Şu üst. Şu üst. Şu üst ve şu üst olacaktır. Peki üstleri toplasaydık bunlara ne diyelim artık? Ü1, Ü2 yeterli. Üst diyorum. Evet Ü1 ne gelecektir? Tabanımız 1, kalınlığımız 1 diyeyim. Dikkat edin bu sefer yüksekliği f2'den başlatıyoruz değil mi? Nokta nokta nokta. Nerede bitecekti? Üst 4 diyelim. 1 çarpı f. Tabii ki de şu noktada zirvede bıraktık. F 5 diyecektik. Şimdi dikkat bu toplam nereye gidiyor o zaman? Üst toplam. 1'den 5'e kadar olan diyeyim. Neyi çıkarayım? 1'i çıkarayım. 1 yok. 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı 5 çarpı 6 bölü 2'den 15. 1 yoktu. 14. Demek ki bunun alt toplamları 10 iken yani şöyle boyayarak size gösterebilirim. Alt toplamlarımız 10 iken Üst toplamlarımız kaç geldi? Aslında 10, 4 geldi. Bakın buranın tamamı 10. Şöyle yazayım. Bu arada çok tatlı bir şey göstereceğim size. Buranın tamamı 10. Yukarıları birlikte boyadığımızda kaç buluyorduk? Yani daha böyle soft bir şey varsa onunla gösterebilirim belki. Şuralarla birlikte tabii tamamı arkadaşlar dikkat edin lütfen olur mu? Tamamıyla birlikte boyadığımda da 14 bulduk. Y eşittir x eğrisinde. Şurada kalan bu parçalar birbirlerine eş olarak bölmüyor mu? Yani bu alan S ise bu alan S değil midir? Değil mi? Öyledir. Biz, madem arkadaşlar alt toplamları bulduysak, bakın bu S, bu S, buraları S, S bölmüş olalım. Şimdi alt toplamlar üst toplamlardan ne kadar az? Üst toplamlarda farklı olarak kaç var elinizde? Aslında 8 tane S var değil mi? 14 eksi 10. Çıkarttığım zaman ben 8S'yi bulmuş olmuyor muyum? Ortak bölecek çünkü biliyorum y eşittir x doğrusu. Burası 4 bölü 8'den S yani 1 bölü 2'yi buldu. Kaç tane S kaldı arkadaşlar? Şu eğrinin altında kalan 4S. 4 ile çarpın lütfen burayı 2 mi? O zaman alt toplamlar artı 4 tane 1 bölü 2. Kaç geldi? 12. Peki şu üçgenin alanına ne diyeceksiniz? O halde burası 5 değil miydi? Burası 1 değil miydi? Şurası da kaça gidecek? 5'e gidecek değil mi? 5 kere 5 25 bölü 2. Nedir? Şu üçgenin tamamının alanı. Peki burası 1 burası 1'e gidiyor. Veya yamuğun alanından da diyebilirsiniz. Burada 1 bölü 2 mi gelecekti? E 1 bölü 2'den tamamını çıkartsaydınız. Şu kalan kısmına gelecekti? 24 bölü 2'den 12 mi gelecekti? O halde 12 aslında bizim neyimiz? Gerçek alanımız değil mi? Bakın yaptığımız işlem yine alt ve üst arasındaki aslında tam eşit bölündüğü için bu doğrusal geldiği için arkadaşlar doğrusallarda ortalaması gibi düşünebilirsiniz. 10 artı 14 bölü 2 12 gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten altta kalan alanı verdi. O yüzden hatta çıkmış 2017 sorusu var. Lütfen videoyu durdurunca bakın ona. 2017 sorusunda şunu söylüyor. Yeri gelmişken hemen açıklayayım. F0'da bir şeyden geçer diyor. F1'de bir şeyden geçer diyor. F2'de de bir şeyden geçer diyor. F artan sürekli onları vermiş size. Tamam mı? Buradaki değerlerini vermiş işte F0 demiş bir şey. F1 demiş bir şey. F2 demiş bir şey noktalarını koydum. Sonrasında da demiş ki altında kalan alan ne kadar olabilir? Tabi biz altında kalan alanı hani integrale verdiğini öğrendik gibi düşünelim. O zaman gidip şöyle çizmeyin eğriyi. Yani o soruda çizseydiniz de çıkıyordu ama doğrusal vermişlerdi hatta. Doğrusal çizmemize gerek yok arkadaşlar. Şöyle taslak bir artan grafik çizebilirdik. Burada yapacağınız şey işte iki eş parçaya ayrılıyor diye sanırım soruda soruyordu. E ne yapardınız? Bakın iki eş parçaya ayırırdınız burayı. Gidip şu altta kalan alanları bunlar alt toplamlar alt değil mi? Üstü nasıl bulurdunuz? Artık defalarca gösterdik. Bakın üstü de maalesef kötü renk seçimi. Üstü de şu şekilde bulabilirdiniz. Üste ne olacaktı? Bunlar olacaktı. İşte bu ikisini toplasaydık Gerçek alan ne olur? Alt ve üst aralığında kalan zaten cevapta da bir tane vardı. C şıkkı vardı. Lütfen bakın 2017 sorusu. Bu videoyu durdurup hemen bakın. 2017 sorusunda C'yi işaretleyecektik. Hani soru da gelirse alt ve üstlere birlikte bakıp ama lütfen direkt doğrusu almış. Direkt ortalama salayım. Hayır. Öyle bir şey istemiyoruz. Gelse dahi yapmayın. Bir tane eğri çizin. Alt ve üstleri bölüştürüp devam edin. Anlaştık mı? Hatta bir soru daha vardı. O da yine 2017'nin yanlış hatırlamıyorsam. Onda da bir parabol verilmişti. İşte parabolün diyor ki mesela Şuralarını bölmüş gibi düşünün soruyu bakarsanız daha iyi göreceksiniz. Şuralarını boyamış arkadaşlar. İşte böyle bölmüş mesela buraları boyamış. Buraları nasıl buluruz? E, buraları da bulurken alt toplamları Sayabildiğimiz kadarını çıkarsak eğrinin tamamının mesela bense desem ki şuraya kadar olan tüm alan 9 Siz 9'dan deseniz ki hocam buranın alanı 1 bir birim kare ise bunları çıkarsak o zaman şurada kalan alanları bulursunuz değil mi? Yani soruları hep yapboz gibi arkadaşlar elimizde olanı çıkarıyoruz olmayana gitmeye çalışıyoruz. O yüzden lütfen mantığını iyi sindirip oturmaya oturtmaya çalışın. Hadi bir aşağıdaki örneğe gelelim. Şunu daha az önce yamuğun alanından göstermedik, belki de sizi sinir ettim ama işte ne diyecektik? Alt taban 1 artı üst taban 5 çarpı yükseklik. Yüksekliği de 4 kadar bölü 2 diyecektik, tamam mı? Bu da bize kaçı verecekti? 2 çarpı 6'dan 12 yine verirdi yani şu alanla ilgili. Niye, niye sizi söylemek zorunda hissettim arkadaşlar? Peki. Şimdi sorumuza dikkat, dikkat, dikkat. 1 ve 5 kapalı aralığını 4 eş parçaya değil. Bu sefer 8 eş parçaya böleceğim. Olacakları kendiniz göreceksiniz. Bakalım ne oluyor. Ben çizeyim zaman kaybetmeyelim. Evet bu sefer 8 parçaya böleceksek lütfen dikkat edin. Her bir parçalanışa kaç yazmak durumundayız biz? Tabii ki de parçalanışlarımız nasıl olur? 5 eksi 1 bölü 8. Yani bu da ne gelecektir? 4 bölü 8'den 1 bölü 2. Bunların her birisi sizin delta x'iniz veya artık buna kalınlığı diye madem birbirimizle anlaştık kalınlığı da diyebilirsiniz tamam alt toplamlarla başlıyoruz alt dedim ne yazmanız gerekiyordu tabii ki de 1 ile başlayacağız 3 bölü 2 gittik gittik değil mi bu şekilde gidecek bu toplamı size göstermem gerekiyor çünkü bana inanmanızı istiyorum bir şekilde göreceğiz artık alt toplamların. Ya yani burada amacımızın ne olduğunu bence hissetmiş olmanız lazım. Niye aynı soruyu size tekrar daha çok parçalanışla soruyor olabilirim? Buradaki amacım ne olabilir? Bakalım. Alt toplamlarda A1 ne gelecektir? Hemen yazalım lütfen. Parçalanışlarımız ne kadar geldi? 1 bölü 2 kadar geldi. Yüksekliğimiz kaçta başladık? F1. A2'ye geldik. 1 bölü 2 ile devam ediyorum. Yüksekliğimiz kaç geldi? F3 bölü 2. Değil mi? Bu şekilde gidecek. A3'e geldim. 1 bölü 2 çarpı F. Kaç edecektik buna. Bakın şunu aldık. 2 bu üçüncüsü F2 gelecekti. En son kaçıncı gelecek? 8 tane alacağız ya. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e de F 9 bölü 2. Yani A 8 dediğimiz ne gelecekti? 1 bölü 2 çarpı F 9 bölü 2 gelecekti. Hemen yanına yazalım. Bu 1 bölü 2'leri koymuyorum. 1 diyorum arkadaşlar. Bu 3 bölü 2. Bu hadi işte hepsini neyse kafa karışıklığı yapacak. Ben 1 bölü 2 parantezine vereyim. A 8'e kadar toplasaydık 1 bölü 2 parantezinde 1 3 bölü 2. 2. 5 bölü 2. Daha sonra kaç gelecekti? 3. 7 bölü 2. 4. 9 bölü 2 gelecekti. Hemen toplamak istersek. 3 bölü 2. 5 bölü 2 daha topladım. 8 bölü 2. 7 bölü 2 daha topladım. 15 bölü 2. 5 koydum. 24 daha koydum. 24 bölü 2'den 12. Peki bu 1 bölü 2. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 12 gelmiş oldu. Burası kaç geliyordu? 4 çarpı 5 bölü 2'den 10. 22 bölü 2'den kaç geldik arkadaşlar? 10. 1 mi geldik? Doğru mu yaptım? hata aldı yapmıyorsam 4 çarpı 5 bölü 2 10. Evet 22 bölü 2'den 11. Az önceki parçalanış sayımız kaçtı? Parça. Parçamız 4'tü. Alt toplamlar kaç gelmişti? 10. Parçamız şu anda parçalanış sayısı 8. Alt toplamlar kaç geldi? 11. Zaten biz ne demiştik? Parçalanış sayısı arttıkça alt toplam sayısı... Artacak. Gördüğünüz gibi bunu göstermeye çalışıyorum. Arttı. Çok da güzel artmadı aslında. Keşke daha böyle biraz güldür güldür artsaydı da fark ettirseydik size. Olsun. Ee, hızlıca diğerini yapalım. Geçelim artık burayı. Nasıl alacağız? ü bir alırken şuna dikkat etmeniz lazım. Bu sefer sizin yüksekliğiniz hangisi gelecek? Şu gelecek arkadaşlar değil mi? Biz bu yüksekliği almak istiyorsak tabii ki de bunun görüntüsüne bakacağız. Yani bu bir, Bu 2. Gel gel gel. En son 5'te bitecektik. Tamam. Üst 1 kaçta başlıyor? 1 bölü 2 çarpı F. 3 bölü 2 ile üst 8 kaçta bitiyor? 1 bölü 2 çarpı f 5 ile bitiyor. Hadi onları da yazalım. Yerim kalmamış biraz yukarı alayım. Üst 1 artı üst 8 diyorum. Bu da 1 bölü 2 parantezinde. Kaçla başlayacaktık? 3 bölü 2 artı 1 buçuk 2, 2 buçuk 3, 3 buçuk 4, 4 buçuk ve 5 deyip duracaktık. Hadi toplayalım. 3 bölü 2, 5 bölü 2 daha. 8 bölü 2, 4 geldi. Bu sefer şöyle yapalım. 7 bölü 2, 9 bölü 2 daha. Ha yine 12 gelecek. Tamam uzatmayayım. 12. 2 ile 3'ü topladık. 5. 5 ile topladık. 10. Değil mi? 10. 14 bölü 2'den kaç geldi? <laughs> Burası... Pardon şöyle yapacaktık. 5, 10, 14 diyecektim direkt. Dışarıdaki 1 bölü 2 ile çarparsam. <laughs> Kafanızı karıştırdım biraz pardon. İşlem yapıyorum. Çok odaklanmayın. Şöyle diyelim. 26. 1 bölü 2 ile çarptık. 13. Ne oldu arkadaşlar? Az önce siz sol tarafa lütfen bakın. Parça sayınız 4 altlar 10. Üstler kaçtı? Hatırlamıyorum. Bakayım. Üstler 14'tü. E Parça sayısı arttı. Altlar 14 Yani üstler kaç oldu? 13 oldu. Lütfen dikkat edin. Tekrar ediyorum. Üstler azalacak. Parça sayısı arttıkça altlar yani alt toplamlar artacaktı. Bu da en 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 basit örneği olsun size tamam mı? Tabii ki de parçaların sayısını biz burada 100'e götürsek çok daha güzel gerçek alana yaklaşacak değil mi? Tabi artık bunları daha da zor fonksiyonlar için kullanmaya başlayalım. Gelin bakalım sağa. İki örnek daha çözeceğim yeter. Bir de böyle azalandı bir şeye bakalım. Zaten yeterince iyi anladığınızı düşünüyorum. Ben çok iyi anlatamamışım gibi hissetsem de size güveniyorum arkadaşlar. Siz yeterince iyi anladınız. Ne kadar kötü değil mi ya? Üzerinden yük atıyor gibi. Evet evet oldu böyle. Peki 1 bölü x'i çizelim. Alt ve üstleri konuşacağız. 9 parçaya böleceğiz. 1 bölü x eğrisini şöyle verebilirim. Hadi 1 burası olsun. 9 burası olsun. Madem bunu 8 değil 10 yapacakmışız. 9 eş parçaya bölecekmişiz. Madem burayı 9 eş parçaya bölüyoruz. O zaman her birisi 1 olacaktır değil mi? Nasıl bulduk onu lütfen dikkat edin. 10 eksi 1 bölü 9 eşittir. 9 bölü 9 eşittir 1. Bu da sizin neyinizdir? Delta x'inizdir. Yani her bir dikdörtgenimizin minicik minicik kalınlıkları. Çok da minik değiller tabii bu sefer. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Birazcık uzatacağım arkadaşlar. Yerim kalmadı. 8, 9. Şurası da 10 olsun. Evet buraya kadar olan kısma bakıyoruz. Evet şimdi alt toplamlarla ilgili başlıyorsak yine ne dememiz gerekiyor? Bu sefer dikkat altları sizce birden mi almalıyım yoksa ikiden mi almalıyım? Hadi bakalım. Tabii ki de ikiden almalıyız. Lütfen dikkat edin. Fonksiyona göre paldır küldür seçmiyoruz tamam mı? Ezberlemiyorsunuz sakız bunları. Gidip minicik bir çizim yapacaksınız. O çizim üzerinde bunu göstereceksiniz. Peki bu. Daha sonrasında bu. Daha sonrasında bu. Daha sonrasında bu. Daha sonra bu. Bu. Birazcık burada küçülmüşüz. Bu. Bu ve ona geldik. En sonda da bu olacak. Çok güzel oldu bu. Bu sefer içime sindi. Bunlara da ne diyecektik? A1, A2, tık tık tık. İşte A3, A4, A5, A6, A7, A8 en sonunda da A9. A1'i yazıyorum. A9 yazıyorum. Ondan sonra işlemlerimizi hızlıca yapalım. A1 kaç gelecektir? Yükseklik olarak bunu alacaksanız yüksekliğiniz 2. Yani delta x çarpı f 2. Veya açık bir şekilde yazsaydık 1 çarpı f 2 diyecektik. A2 kaçtır? Delta x çarpı f 3'tür değil mi? Bu da nedir? 1 çarpı f3'tür. Artık uzatmıyorum. Tık tık tık. A9 A 9'a gittim. Buna da ne diyecektik? 1 çarpı f 9 diyecektik. Hepsini yazalım arkadaşlar. Veya bizden toplamlarını istiyorsa ben orada biraz da olsa işlem yükü çok çıkmayacaksa ifade etmeye çalışayım. Alt toplamlar diyelim. Hatta burada farkına da bakabiliriz. Alt toplamlarımız kaç gelecektir? 1 parantezinde işte şöyle a1 a9 eşittir 1 parantezinde. F2. F2 kaç gelir? 1 bölü 2. F3 kaç gelir? Geldi geldi. 1 bölü 9'a kadar. Bu bizim alt toplamlarımız. Bu biraz zor. Bunu yapmayacağım. Tamam mı? İşte daha güzel aslında alt toplam, açılımlı alt toplamlar gelebilir. Onu biraz soruları düşünüp uyarlamak lazım. Neyse sizin de, size de sorulacağını düşünmüyorum oranın da. Üst toplamlara bakalım. Üstler için ne diyecektik? Hemen buradan bölüştürelim. Bu sefer 2 ile değil. Ne ile? Tabii ki de 1 ile başladık. Noktayı nerede koyacağız? Bakın noktayı işte şurada 9'da koyacağız. Tamam mı? Üst toplamlar için Ü1'e gelecekti. Delta X çarpı F1. Tık tık tık. Ü9 kaç gelecekti? Delta X çarpı F9 gelecekti. Harika. Burada üst toplamları ne deriz o halde? Üst toplamlar yine Delta X. Şey Ü1 çarpı pardon Ü1 artı. Tık tık tık. Ü9. Buna da bir parantezinde bir artı nokta 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 en sona da kaç diyecektik. Ha ben burada niye 1 bölü 9 demişim burası 10 olacak. Süper sallamışım çok özür dilerim burası 10 olacak. Şurası 1 bölü 10 gelecekti. Özür diliyorum sizden inanıyorum çıldıranlarınız oldu tabi ekran başında kusura bakmayın 1 bölü 9 diyelim şöyle yapalım. Tamam evet ne olacak o zaman bu toplamları bulsaydık alt ve bulurduk. Bunların arasındaki fark bize neyi verecektir? Üste olan altta olmayan kısımlar. Aslında nereler arkadaşlar? Üstten altı çıkarırsanız nereyi bulursunuz? Hı? Düşünün şuraları mı bulacağız değil mi? İşte bir tane daha çizseydik mesela. Üstten altı çıkarsaydık buraları bulacaktık değil mi? Bakın şu kısımlar. Biz bu kısımları gittikçe küçültseydik aslında gerçek alana o kadar yaklaşacaktık. Peki hadi bulalım. Üst eksi alta da bir seferlik göstermiş olalım. Üst toplamlar eksi üst toplamlar eksi alt toplamlar. Ne yapacaksınız? Bakın burada başlattığınızda şunu görmeniz çok güzel olur. Biz burada giderken neyi görüyoruz? F1, F2 değil mi? Üst toplamlarda bir tane daha yazayım. Ü2 diyelim. Ü2. Delta x çarpı F2. Biz bunların farkını alsaydık neler gidecekti? Neler? Bakın bu bununla gidecek. 3 bununla gidecek. Geldik geldik geldik. 9 bununla gidecek. Elimizde neler kaldı? Elimizde bir üst bir kaldı. Bir de alt. 9 kaldı. Bunların farkı Ü1 eksi kaç gelecekmiş? Ü1 eksi a 9 gelecekmiş. Bunu da tekrar yazsaydık. Ü1 nedir? Ü1 delta x yani 1 çarpı f1 yani 1 f1 yazayım. Eksi 1 çarpı a9 kaçta f10? E ee, Kaç bulduk? 1 çarpı 1 eksi 1 çarpı 1 bölü 10. Aslında arkadaşlar burada aradaki fark 9 bölü 10'muş. Şimdi size bir soru. Eğer parçalanış sayısını 9 değil daha çok yapsaydım. 9 parça. 9 parçayla kaç buldunuz siz aradaki farkı? Şöyle söyleyelim. 9 bölü 10 buldunuz değil mi? 9 bölü 10 ney bu? Üst eksi alt diyelim. Peki ben burayı 99 parça yapsaydım. Sizce bulacağınız ifade 9 bölü 10'dan büyük mü olurdu küçük mü olurdu? Tabii ki de bulduğunuz ifade 9 bölü 10'dan küçük gelirdi. Niye? Arkadaşlar sıklık arttıkça neyi söyledik biz? Saatlerdir söylüyoruz. Şunlar gittikçe azalacak. Bunlar azalacaksa aradaki fark gittikçe parçalanış arttıkça aradaki farkınız ne olacaktır? Fark azalır. Anlaştık mı? O yüzden buna dikkat edin. Bence güzel bir soruydu. Şimdi Son sorumuz artık size diyebilir işte üst 40 toplamla alt 40 toplam arası fark vesaire vesaire bunlar karşınıza çıkabilir. Çok da zamanınızı alıp uzatmayalım. Hatta fazla ya hayli uzun bir kayıt oldu aslında bir saate yaklaştı diye düşünüyorum. Önemli bir kısımda ama anlamanız için iyi oldu. Son olarak şurayı 11 parçaya bölelim. Hadi bakalım x kare. x kareyi daha önce yapmadınız. Ta kayıtların başında size şey yaptım böyle. Ee, ezikledim sizi hatırlar mısınız? Daha x kareyi bulamıyorsunuz falan laf attım size salça oldum. E bak şimdi yaklaşık olarak hesaplayacağız. Y eşittir x kare. 1 ve 12 diyor. 1 şurası olsun. 12 şurası olsun. O zaman tekrar 2, 3, 4, 5, 6, 7, çok gösteremeyeceğim nokta nokta koyalım tamam en son 12 olsun yine alt toplamlarla başlıyorsak bu, bu sefer çok hızlı yapalım altlarda sizce biri mi alacaksınız yoksa ikiyi mi alacaksınız tabii ki de birle başlamak daha doğru değil mi o zaman alt için her bir parçalanışı 11'e böldüysek yani yine keşke daha farklı bir şey verilseydi ama 12 eksi 1 bölü 11 olacak sizin kalınlığınız diyelim hep kalınlık dedik buraya da ne diyeceksiniz f 1 diyeceksiniz a2 ne gelir alt 2 Yine 1 bölü 11'den 1 geldi artık uzatmayalım. Buraya ne diyecektiniz? Şöyle gittiysek f 2 diyecektik değil mi? E, kaça kadar gideceksiniz? Arkadaşlar şurada 11 varsa en son bak buraya kadar gelecektik tamam mı? Yani 11 tane oluyorsa burada da a 11 dediğimiz 1 çarpı f 11 gelirdi. Biz yine alt ve üst arasındaki farka bakalım isterseniz. Hadi bir de üste bakalım. Üstlerde ne diyeceğiz? Ü1 diyeceğiz. Ü1 ne gelirdi? Ü1 bulmak istiyorsak şuna bakardık değil mi? Yani yüksekliğinizi 2 ile başlatırdınız. 1 çarpı F 2. Ü2'ye bakalım. 1 çarpı F 3. Niye F3? Lütfen kafanız karışıyorsa bunları tane tane yine çizerek gösterin. Bak şöyle gidecektik. En son 12'ye bakacaktım. Niye? E bak yüksekliğimiz bu gelecekti. Tamam. O zaman üst 2 buysa üst 11'e geldiğimizde ne diyecektik? 1 çarpı F 10 1 diyecektik tamam bunları bulmuş olduk yine toplamlarına bakabilirsiniz işte alt toplamlara ne dersiniz alt toplamlar hatta yine size bir fiyakalı gösteriş yapalım eşittir birden artık ben sigma sembolünü bilmiyorsunuz sanırım dedim bir kampta öğrenciler biliyoruz görüyoruz dedi de ben görmediğinizi düşünüyordum. Orada bir afalladım aslında size anlatılmıyor diye biliyordum uzun süredir. Burada n 1'den kaça kadar gidecek? 11'e kadar gidecek. A en diyeceğiz. Evet 1 çarpı çünkü parçalanışları bir kadardı. Ne dedik? F1. Birin karesi. 2'nin karesi. Kaça kadar gidecek? Bak 11'in karesine. Ardışık sayıların kareleri toplamı bileceksiniz arkadaşlar. Bileceksiniz. Bilmenizi istiyorum. Üst toplamlar. Burada ne diyeceğiz? N'ler birden 11'e kadar A değil. Ü ne edecektik? Bu ne gelecekti? Bir parantezinde bu sefer 2'nin karesi işte bir tane yazalım hadi yalandan. 3'ün karesi artı kaça kadar gidecektik? 11'in karesine kadar. Ha, şey burası 12 olacak özür dilerim. Yine aynı hatta yaptık. Burası da 12'nin karesine kadar. Heh, bunları da bulduğunuzda neydi onu ben size söyleyeyim. Muhtemelen unuttunuz. Birden n'e kadar olan sayıların ardışık sayıların kareleri toplamı n çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6 formülüyle bulunur. Ben artık onları hesaplamayacağım arkadaşlar. Üstler ve alt yani üst toplamlar. Üst efesler eksi alt efesler arası farka bakalım. Buna ne derdiniz? Farklarını alıyorum. E bir parantezinde ne olur? Bak birin karesi. Ha bunlar gitmiyor da şunlar gider değil mi? 2'nin karesi. 3'ün karesi. Tık 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 ya da şuradan gösterirsek daha bence tatlı. Bak üst 1 ile A2 üst 2 ile A3 geldi geldi nereye kadar A11 ile üst 10 elimizde ne kaldı A1 ile üst 11 kaldı bak bunların farkı olacak yine değil mi? E ne bulurduk? Şunların hepsini silseydik. Bu da gitseydi. O zaman elimizde bakın üstte ne kalır? 12'nin karesi eksi 1'in karesi kalırdı. Bu da 144 eksi 1'den 143 gelirdi. Şimdi size bir son dipnot. Eğer ben burayı sıfırdan başlatsaydım orada kafanız karışabilir. Ben onu vermemişim. Şimdi geldi aklıma. Burayı 0 12 deseydim arkadaşlar dikkat edin. İşte 11 eş parçayı değil de 12 eş parçaya diye anlatsaydım. Burada sıfırı aldığınızda sizin alt toplamlarınızın birincisi ne gelecektir? Şuraya biraz uzatayım mecburen 0 gelecek. Alt toplamlarınızda direkt 1 ile başlarsanız bu sizin üst toplamınıza döner. O yüzden 0 ve 1 aralığını aralığında konuşamadım. 0 ve 1 aralığında bir alt toplam bulacaksanız da işte o şu alan. Yani çizginin alanı yani 0 gelecekti. Lütfen buna dikkat edin. Şöyle düşünebilirsiniz. Burası f0 değil mi? f0 çarpı 1. İşte alt 1 ne gelir, f1 çarpı 1 gibi düşünün, tamam mı? O yüzden 0'la başladığı da nasıl sıfır geliyor? E geliyor, 0 buradan buraya kadar olan bir çizginin alanı geliyor. Tek boyutlu bir şeyin alanı gibi düşünün, kalınlığı yok gibi düşünün. Dolayısıyla bu büyük bir sıfır gelirdi. Lütfen verirse dikkat edin. Size ödev olabilir. Mesela 0 ve 12 aralığını 11 eş parçaya bölseydiniz, bu sefer ne bulacaktınız? Aslında alt toplamlarda kalan 0'la üst toplamlarda kalan 12'nin Farkı yani yine 144 bulacaktık bu sefer. tamam Size ödev olarak orası kalabilir. Evet burada duruyorum. Diğer kayıtta niye integral alanı veriyor? Ispatlıyoruz Ve kalan sanırım son 2-3 videoyla birlikte hiçbir şey ezberletmeden size altta kalan alanı, hacmi, disk metot, washer metot hepsini anlatıp süpürüp devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. diğerde videoda görüşürüz.